Teşekkür ederim. 7 bilim insanının 7'si de bu faaliyetin burada olamayacağını bilimsel bir şekilde rapor haline getirip mahkemeye sundu. Burada bundan önceki olan bütün tüm davalarda olduğu gibi, idari mahkeme davalarında olduğu gibi, burada mahkeme heyeti bilirkişi raporunu baz alarak yürütmeyi durdurma vermek ve finalinde de ÇET'in iptalini vermek zorundadır. Ama görüyoruz ki geçen hafta yapılan mahkemede aradan 7-8 gün sonra, ki normalde bir aydan iki aydan önce cevap gelmeyen mahkemede, bir hafta içerisinde mahkeme şu sonuca varıyor. Diyor ki bir yapılan bilirkişi raporuna istinaden mahkememiz bilirkişi raporunu ciddiye almamıştır, itibar etmemiştir diyor. Yanlış. Eğer bilirkişi raporuna itibar etmeyecekseniz bilirkişiyi niye atadınız? Madem siz çok iyi biliyordunuz, bilirkişiye niye başvurdunuz? Biz de diyoruz ki, buradan sesleniyoruz, biz de sizin almış olduğunuz karara itibar etmiyoruz. Bu mücadele burada, bu meydanda başladı. Bu firma buradan gidene kadar da bu meydanlarda devam edecek. Az önce hep birlikte konuştuk. Bir karara vardık. Bundan sonraki yol haritamız şudur. Yine mahkemelerde şu an yürüyen ormanla ilgili ve suyla ilgili davalarımız var. Ve bu kararı da bir üst mahkemeye başvuracağız. Eğer buralardan da yine birilerinin talimatıyla, siyasi baskıyla olumsuz kararlar çıkarsa, Bursa'da hukuk ve adalete ulaşamayacaksak Ankara'ya gidiyoruz. Ankara yolları bizi bekliyor. Meclise gideceğiz, Ankara'ya gideceğiz hep birlikte. Bu Bursa için aslında tarihinde, Bursa'nın hukuk tarihinde ikinci utançtır. Biz hukuksal mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bir üst mahkemeye yine başvuracağız. Yürüyen su ve ormanla ilgili, çünkü orada yasa dışı orman kesimi yapılıyor. Şu an faaliyetleri sürdükleri tarım toprakları, izinleri yok. İzinleri olmadığı halde faaliyet yapamazlar. Buna ilişkin davalarımız var. Bu davalar yürüyecek hukuksal olarak, ama bizler de buralardan eğer görürsek ki öyle gidiyor yol, birileri Habbab ailesinin önünü açıyor. Birileri Habbab ailesine buyurun diyor. Bu köylülerin değil bu toprak. Lübnanlı Habbab, Mehmet Habbab, burası senindir diyor. Biz de diyoruz hayır, burası bizimdir. Toprağımıza, suyumuza, yaşantımıza sahip çıkacağız. Habbablara köyümüzü yedirttirmeyeceğiz. Ve en kısa sürede de Ankara'ya gitmenin hazırlıklarını buradan başlatıyoruz. Hep beraber sesleniyoruz. Ankara, Ankara, duy sesini. Bu gelen köylünün ayak sesleri. Ankara, Ankara, duy sesimizi. Bu sloganlarla Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bu bir artık hak mücadelesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Biz diyor hakkı inşa edeceğiz ülkemizde, hakkı tutup kaldıracağız diyor, değil mi? İşte haklılar burada, haklı Kirazlı Yaylı halkı. Bravo! Bunu sözde söylemek kolay, hamaset duygularıyla konuşmak kolay. Şimdi buraya gelmenizi istiyoruz, bu insanların sesini duymanızı istiyoruz. Bir yıldan beri bizler bir kampanya başlattık. Kirazlı Yaylı halkının sesini duyun diye. Duyanlar buradalar. Duyanlar geldiler. Ama Ankara'dakiler, işte şimdi bu insanlar artık her şeyi gözlerini kapadılar. Gerekirse Kirazlı Yaylı'dan başlamak kaydıyla Ankara'ya kadar hep birlikte, bu annelerimizle, çocuklarımızla, kızlarımızla birlikte hep beraber yürüyeceğiz. Bu işin peşini bizler bırakmayacağız, çünkü bizler haklıyız. Hadi, hadi.